Şu an sesim size net olarak geliyor mu? Yorumlarda yani canlı yayının yorum kısmında yazarsanız buradan takip ediyor olacağım. Sesim size net olarak geliyor mu şu an? Herhangi bir sıkıntı var mı? Tamam, birkaç kişi evet yazdı. Tamamdır, geliyormuş. Okay. Birazcık rahatsızım. Arada sesim gidebilir, bozulabilir. Bunun için şimdiden özür diliyorum ama yapacak bir şeyim yok maalesef. Şimdi bugün sizinle birlikte erken boşanma konusuyla ilgili bir seminer gerçekleştireceğiz. Bu seminerde sizden ricam şu. Lütfen sınırları aşmadan sadece kendi probleminizi çözecek sorular yöneltelim. Sınırları aşan kişilere cevap vermeyeceğim. Bu konuda çok fazla suistimal olabiliyor. Bu tarz etkinliklerin devam edebilmesi için ya da gerçekten yarar sağlayabileceğiniz bir şekilde çözüm bulabilmek adına daha saygı çerçevesinde sorular sormanızı istiyorum. Kişisel alana girmeden sadece kendinizle ilgili sorular sorarsanız herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Şimdi seminerimizin gidişatını anlatarak başlayalım sizinle birlikte. Öncelikle biraz erken boşanma konusunu konuşacağız. İşte neden olduğu ile ilgili, tedavi yöntemleri nelerdir gibi bunları konuşacağız. Daha sonrasında soru cevap yapacağız. Yani sizler soracaksınız ve ben cevaplayacağım. Ortalama bir 10-15 dakika kadar anlatımım sürecek, belki yarım saat kadar da olabilir. Çok emin değilim şu an. Birazcık göreceğiz sizinle birlikte ne kadar sürdüğünü. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da sorularınızı alacağım. Ama sizden ricam şu. Şimdi ben burada bazı şeyleri anlatacağım. Mesela erken boşanmanın neden olabildiğini anlatacağım. Ve siz bana sorularda hocam neden erken boşalıyorum vesaire gibi bir soru sorarsanız cevaplamayacağım. Çünkü zaten burada 10-15 dakika buna dil dökmüş olacağız. Yani beni dinlemiyorsanız size verebileceğim, sunabileceğim çözüm yolunu da çok uygulamayacaksınız demektir zaten. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Anlamadığınız noktalar olursa bunları not alabilirsiniz. Bir kenara yazabilirsiniz. Sorulardan sorabilirsiniz. Olabildiğince kaçırmadan bakmaya çalışacağım çünkü en sonunda. Ama dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bir şeylerin oturması gerekiyor ki daha rahat bir şekilde sorular sorabilirsiniz. Hazırsak başlıyorum o zaman. Öncelikle erken boşanma konusuyla ilgili neden erken boşanma yaşanılır? Erken boşanmanın sebepleri nedir? Birazcık bunları konuşarak başlıyoruz. Erken boşanmaya neden olan bazı durumları sıraladık. Burada en temeli aslında alışılmış erken boşanma dediğimiz durum olmuş oluyor. Peki nedir alışılmış erken boşanma? Kişinin ergenliğe girmesiyle birlikte, mastürbasyonu keşfetmesiyle birlikte bir cinsel davranış dürtüsü ve cinsel davranışın başlaması eşiği alışılmış erken boşanmayı oluşturan bir şey oluyor. Çünkü özel bir alanımızın olmaması, cinsellik konusunda toplumda, kültürde bunların yasak olduğu, doğru olmadığı, olmaması gerektiği algısının olması. Ama ergenlik ve hormonal hislerle birlikte bu durumların devam ediyor olması, yani bunu istiyor olmanız, sizin hızlı bir şekilde sonuç odaklı, sadece orgazm odaklı birliktelikler yaşamınız aslında alışılmış erken boşalma olarak tabir ettiğimiz durumu ortaya çıkartıyor. Cinsellik sadece penise gelen uyarılarla oluşan bir durum değildir. Yani mastürbasyon yaparken sadece penisteki uyarılarla bir şey ortaya çıkartmıyorsunuz. Bütün bir zihin ve bedenin birleşmesiyle oluşan bir şeydir aslında cinsellik dediğimiz şey. O hızlı bir şekilde hem sonuçta bir an önce orgazma boşalmaya ulaşma odaklı bir cinsel birliktelik veya mastürbasyon öyküsüne sahipseniz bedeniniz ve zihniniz arasında şöyle bir bağlantı oluşuyor. Gelen uyarılarla birlikte hemen hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşecek, kişi bunu istiyor gibi. Yani ergenlik dönemlerindeki öykülerinizde hep böyle hızlı ve sonuç odaklı bir birlikteliğiniz varsa ya da böyle bir mastürbasyon öykünüz varsa o zaman
Artık bu size kodlanmış oluyor. O yüzden bu kodlanan durumu bazı yöntemlerle çözemezsiniz. Sadece baskılarsınız ya da daha farklı şekilde elde etmeye çalışırsınız. Ama en temel yapılması gereken şey bu kodlanan durumu tersine çevirmektir. Şimdi ilk kısım alışılmış erken boşanmadan bahsettikten sonra ikinci kısma geçelim. Onun sevişmede uyarılma eksikliği. Peki bu ne demektir derseniz, ön sevişmede uyarılma eksikliği şununla alakalıdır. Kişi, genelde erken boşanması olan kişi, ön sevişme sırasında uyarıldığında hızlı bir şekilde boşalacağını düşündüğü için ne yapar? Bu durumu yapmak istemez. Yani ne kadar çok sevişmezse ön sevişmede o kadar çok geç boşalacağını düşünür. Ama bu tam tersidir. Şimdi bunun tam tersi olduğunu size daha bilimsel bir kanıtla açıklayacağım. Daha iyi ötürmek sağlayacağım. Hemen buradan notumu alıyorum. Şimdi ön sevişme sırasında yeteri kadar uyarılmazsanız, yani penis gelen uyarılara artık duyarsızlaşmaya başlamazsa, bu uyarıları artık tamamen alıp kontrol etmeye başlamazsanız şu şekilde oluyor. Şimdi şurada bir çizgi görüyorsunuz. Şu kısım B yazan kısım, boşalma kısmı. Şu kısım başlama kısmı, şu aradaki kısımda sizin uyarılma süreçleriniz. Şimdi normalde olması gereken uyarılmaya başladıktan sonra boşalmaya yaklaştığınız noktayı biliyor olmanız. Bu noktayı bildikten sonra bu noktaya geldiğiniz anda uyarıları çekip bedeninizi gevşettikten sonra uyarıyı aşağıya çekmeniz gerekiyor. Eğer ki uyarı aşağıya çekilirse ön sevişme sırasında ne kadar çok uyarılıp yani ne kadar çok boşalmaya yaklaşıp bunu aşağıya doğru çekerseniz bedeniniz burada bir alışkanlık kazanmış oluyor. Yani uyarı karşısında bir toleransa erişmiş oluyor. Ve bu toleransa eriştiği için de nasıl olmuş oluyor? Buradaki arayı artık daha uzun süre içerisinde gitmeye başlıyor. Yani siz hiç uyarılmadan, hiç ön sevişme yapmadan, yani uyarılmaktan kastım size karşı yapılan uyarılardan bahsediyorum, partnere karşı değil. Siz hiç uyarılmadan, bu süreçler içerisinde bulunmadan, yani bu bedeninizi kontrol etme noktalarını yaşamadan direkt olarak birlikteliğe yönelirseniz bu aradaki uyarıların hepsini aynı anda almış oluyorsunuz. Yani bedeniniz hiçbir şekilde uyarıyı nasıl tolere edeceğini, nasıl alışacağını anlamadan bir anda 20 tane uyaranın içerisinde buluyor kendini. Ama ön sevişme sırasında bu 20 uyaranın 10 tanesini elerseniz eğer ki yani bu uyaranlara artık bedeniniz alışkanlık gösterirse bunu kontrol edebilirsiniz. O zaman ne olmuş olacak? Bu süreçlerde buradan buraya gelmeniz daha uzun sürede olmuş olacak. Yani uyarıyı kontrol ettiğiniz için cinsel birlikteliğin süresini de uzatabilmiş olacaksınız. Ama birçok erken boşanması olan erkek uyarılırsam işte ben boşalırım ve birliktelik hiçbir şekilde gerçekleşemez ya da ikinci, üçüncü birlikteliğe kalmak zorunda kalır gibi kaygılardan dolayı uyarılmayı reddeder. Ve reddettiği için de yine erken boşanma yaşar. Yani bu bir kısır döngü neden olur aslında temelde. Evet, diğer üçüncü durumumuza gelelim. Sonuç odaklı olsun bitsin ilişkisi haline gelen cinsellik döngüsü. Şimdi bu mastürbasyon öyküsünde alışılmış erken boşanmaya neden oluyordu. Sizin böyle bir öykünüz yoksa, sonradan bir erken boşanma durumu yaşadıysanız, bu büyük ihtimalle partner kaynaklı bir erken boşanma olabilir. Yani daha öncesinde herhangi bir şekilde mastürbasyonlarda ya da daha önceki birlikteliklerinizde erken boşanma sorunu yaşamıyorsanız sadece son zamanlarda ya da son birkaç senede yani partnerinizle birlikte olmaya başladıktan sonra böyle bir problem yaşıyorsanız bunun sebebi hemen olsun bitsine getirilen cinsellik kısmı. Yani yeteri kadar uyarı almıyorsunuz. Cinsellikte partneriniz aceleci davranmanızı istiyor. Bir an önce olsun bitsin şeklinde sizi uyarıyorsa ve size sürekli bu davranışları, bu söylemleri empoze ediyorsa o zaman siz burada otomatikman ne yapmış olursunuz? Hızlı bir şekilde olması ve hızlı şekilde bitmesi gerektiğini zihninizi de uyarladığınız için bedeniniz de buna uyarlanmış olur ve bir an önce olsun bitsin tarzındaki bir birlikteliğe
evrilmiş oluyor süreçleriniz. Bunu en çok ne zaman görüyoruz? Bunu en çok çocuk olduktan sonra görüyoruz. Ya da cinselliği sevmeyen, cinselliği kötü olarak nitelendiren partnerleri olan çiftlerde görüyoruz. Eğer bu ikisi varsa hemen olsun bitsin, bir an önce çabucak bitirelim şeklinde bir direktifle cinselliğe başlıyorsanız, zaten motivasyonunuz iyi olmadığı için süreçleri kontrol de etmeyeceksiniz. Çünkü beyninizi ona göre kodlamış olacaksınız. Gelelim dördüncü sebebimize. Beden duyumlarını fark edememe, fark ediyorsa da kontrol edememe durumu. Peki beden duyumları dediğiniz şey nedir? Belki birçoğunuz farkında, birçoğunuz da farkında değil. Yani bir grup fark edemiyor, bir grup kontrol edemiyor. Beden duyumları dediğimiz şey, cinsellik sadece penisle yaşanan bir şey değildir dedik. Bütün bir bedenle yaşanan ve zihinle yaşanan bir olaydır dedik. Bunun yansımaları da bedeninizde aslında çokça fark ediliyor. Nasıl fark ediliyor? Örneğin kaslarınızda kasılma olarak fark ediliyor. Nefes değişikliği olarak fark ediliyor. Yanlış nefes alma olarak fark ediliyor. Yani göğüs nefesi alıp nefes nefese kalmak yanlış nefes almaktır. Vücudunuzu strese sokan bir nefes alma şeklidir. En doğrusu karnı şişirerek diyaframdan nefes almak. Şimdi orgazma yaklaştıkça, yani boşalmaya yaklaştıkça bedeninizde kaslarınız kasılıyor. Kegel kasları dediğimiz kaslar kasılıyor. Daha sonrasında bedeninizde kalp atışları hızlanıyor. Yanlış nefes alıp vermeye başlıyorsunuz. Bu döngü aktif olduğunda da vücutta bu döngüleri yönetebilmek için, hayatta tutabilmek için, yani sizi daha iyi bir şekilde hayatta tutabilmek için adrenalin hormonu fazlasıyla var olmaya başlıyor vücutta. Ve fazla adrenalin streslerden arındırmak ister ki bizi artık her şey normale dönsün. Eğer siz bedeninizin istediği şeyleri vermezseniz ona, kendinizi sakinleştirmek, yani kasları rahatlatmak, nefesi rahatlatmak, kalp atışlarını rahatlatmak, siz bunları vermezseniz vücuda, vücut bir şekilde bunları almak zorunda. Bunu da ne yaparak alıyor? Orgazm, yani boşalmayı başlatarak alıyor. Çünkü orgazm yaşadıktan sonra bedeninizde bunların hepsi gerçekleşiyor. Nefesiniz yavaşlıyor. Kaslarınız artık gevşemiş duruma geliyor. Kegel kaslarınız gevşemiş duruma geliyor. Artık nefes nefese kalmadığınız için kalp atışlarınız da daha düzgün bir şekilde gelmiş oluyor. Yani vücut sizden istediğini alıyor. Eğer ki siz şu an bu boşalmadan önceki bedensel durumları fark edebiliyorsanız, o zaman bunları kontrol edebilmek için bedeninizdeki süreçleri kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. İlk yapmanız gereken şey bu beden duyumlarını fark edebilmek. Fark ettikten sonra nefesinizi düzenleyerek, kalp atışlarını ve nefesi düzenlemek, kasları gevşeterek, yani normal hale getirerek, aslında herhangi bir şey yapmanıza da gerek yok gevşetmek için, olduğu gibi bırakmanız gevşemesine neden olur. Sizin daha rahat bir şekilde süreci kontrol etmenizi sağlar. Süreci kontrol edebilmek de sürenin uzamasını sağlar aslında. Temelde bu şekilde ilerler. Diğer duruma gelelim. Cinsel pozisyonları yanlış bir şekilde yapmak. Şimdi bu şöyledir. Cinsellik sırasında kullandığınız, tercih ettiğiniz herhangi bir pozisyon olabilir. Hangisinin olduğunun çok bir önemi yok. Ama bütün pozisyonlarda hem sizin hem de partnerinizin aktif olması gerekir. Fakat partneriniz aktif olmuyorsa ve siz burada fazlaca aktif olmak zorunda hissediyorsanız, onun o aktif olmayışını da siz kapatıyorsanız, bu sefer fazla enerji üretiyorsunuz demektir. Şimdi partneriniz enerji üretmediği için orgazma ulaşamaz. Siz de fazla enerji ürettiğiniz için daha kolay orgazma ulaşırsınız. Tekrarlıyorum. Cinsellik sadece penisle yaşanan bir şey değildir. Bütün bedenle yaşanan bir durumdur. O zaman biz enerji durumunu da şöyle düşünebiliriz. Şimdi burada bir grafik düşünelim. Bu grafik, şurayı kapatalım. Şöyle bir grafik düşünelim. Bu grafik sizin cinsel enerjinizi temsil eden bir grafik olsun. Ve şu tepe noktada orgazm, yani boşalma noktasına ulaştığınız tepe noktası olsun. Cinsellik başladığında uyarılarla birlikte biriken enerji, bu enerjinin birikmesi, penise gelen uyarılar, kaslardaki gerginlik, nefes alışveriş, adrenalin seviyesi, bütün bunların hepsine bağlıdır. Şimdi bu kadar çok enerji birikirken sizin kaslarınız ne kadar kasılmış ve yanlış bir şekilde olursa,
Yani yanlıştan kastınız şudur. Örneğin bir pozisyonda kaslarınızı çok fazla kastığınızı fark ediyorsunuz. Kol kaslarınız olabilir, kalça kaslarınız olabilir, bacak kaslarınız olabilir, karın kaslarınız olabilir. Fark etmez. Bunları çok fazla kastığınızı fark ediyorsanız o zaman bu durumda yanlış bir pozisyon içerisindesiniz veya bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Ve bu yanlış yapılan fazla kasılan kas sizde fazla enerji ortaya çıkartır. Ve bu fazla enerjiyle birlikte nabzınız değişir, kalp atışlarınız değişir. Bunların bu kadar çok değişmesi de size neyi getirir beraberinde? Vücut kendini sakinleştirmek adına boşalmayı gerçekleştirmek zorunda hisseder. Ve bu da size bunu getirir. Şimdi erken boşalmaya neden olan durumları az çok anlattık. Bunun sonrasına gelelim erken boşalmayı önlemek için kullanılacak yöntemler. Erken boşalma için özellikle ilaç soranlar buraya kadar dinlediler. Buradan sonrasını problemlerini ilaçla çözmek istiyorlarsa yayından çıkarak bir üroloji hekimine görünebilirler. Çünkü bu ilacı sadece bu kısımda anlatacağım. İlaçların herhangi bir şeyi çok da çözmediğini anlayacaksınız. Ama buna rağmen ben ilaç kullanmak istiyorum. Bir ömür boyu o ilacı kullanmak beni rahatsız hissettirmez diyorsanız da lütfen üroloji hekimiyle görüşün. İlaçlar üroloji hekimlerinin yazdığı antidepresan grubu ilaçlardır. Bu ilaçların yan etkisi cinsel isteksizlik ve cinsel isteksizlikten kaynaklı oluşan uyarılma bozukluğudur aslında. Erken boşalması olan bir bireyde uyarılma bozukluğu ortaya çıktığında daha az uyarıldığınız için boşalma da daha geç bir şekilde gerçekleşir. Fakat şöyle de bir durum var. Belki yazanlar olacaktır ilaç kullandım ama hiçbir işe yaramadı gibi diye. Çünkü her ilaç her insanı aynı yan etkiyi yapmayabilir. Orada işte çok sık görülen, seyrek görülen, nadir görülen bir sürü yan etki grubu vardır. Ve bunların içinde de bir sürü grup vardır. Şimdi bu kadar çok durum varken bu ilaç sizde uyarılma bozukluğu yaratmazsa eğer ki böyle bir yan etki yapmazsa o zaman siz de bu ilacın etkisini göremezsiniz. Bir diğer durum. Penisin uyuşmasını sağlayan analjezik dediğimiz uyuşturucu kremler. Bu kremleri de kullanabilirsiniz. Fakat bu kremleri de belirli süreleri vardır. Cinsel birliktelikten önce belirli bir süre önce uygulamanız gerekir. Etki ettikten sonra işte partnerinize geçmemesi için gereken önlemlerin olması gerekir. Çünkü bu krem uyuşturucu bir krem olduğu için partneri de uyuşturucu etki gösterebilir. Böyle olursa bu sefer partner hiçbir şey hissedemediği için haz da almayabilir. Uzun süreli kullanımlarında da artık orada bazı problemlere yol açabilir. Bunları üroloji hekimiyle daha detaylı bir şekilde konuşabilirsiniz. Hekimlerin alanına girmek istemiyorum. Herkesin alanı farklıdır. Onlarla daha detaylı bir şekilde sorarak görüşebilirsiniz bu konuyu. Ama temelde ilaç istiyorsanız ya üroloji hekimiyle konuşup antidepresan grubu kullanacaksınız ki burada yan etkisinden faydalanırsınız ya da uyuşturucu kremler kullanacaksınız. Ama sürekli bunlarla uğraşmak istemiyorsanız çünkü bunların ikisi şunu da getiriyor. Bu sefer de boşalmanın kontrolü tamamen sizin elinizden gitmiş oluyor. Örneğin 10 dakika, 15 dakika birliktelik sizin için ideal bir birliktelik diyelim. İlaç size 30 dakikalık bir birliktelik sağlıyor belki. Ve partneriniz kalan 15 dakikadan rahatsız olduğu için belki birliktelik yaşamak istemeyecek. Ya da burada ilaç size birkaç dakikalık bir süre uzaması sağlıyor. Ama yeteri kadar haz alamadığınız için sertleşme bozukluğu da ortaya çıkabiliyor. Yani ilaçlar görüldüğü gibi %100 bir şekilde problemi çözmeyebiliyor. Bu tarz yan etkilerle de ya da bu tarz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama buna rağmen dediğim gibi ilaç kullanmak istiyorsanız üroloji hekimiyle görüşmeniz gerekiyor. Onlar size bu gruplardaki ilaçları reçete edebiliyorlar ve bunları kullanarak bu problemi ötelemiş olabilirsiniz. Çözüm değil çünkü. Çözüm için olması gereken şey boşalmayı değil de uyarıyı kontrol etmek. Çünkü boşalmak bir omurilik refleksidir. Nasıl ki gözünüzü hiç kırpmadan bir ömür boyu duramayacağınız gibi ya da gözünüze bir tepki, bir şey geldiğinde ister istemez kırpmak zorunda hissettiğiniz bir tepki gibi otomatik bir tepkidir aslında. Geri döndürülemez bir tepkidir. Çünkü gelir ve omurilik refleksleri kuvvetli tepkilerdir. Burada amacınız bedendeki uyarıyı kontrol etmek olmalı.
Bu uyarıyı kontrol etmek için de ya cinsel terapi almanız gerekiyor ya da cinsel terapiyle ilgili eğitimleri almanız gerekiyor. Bunun ikisi de size uyarıyı nasıl kontrol edebileceğinizi net olarak gösteren bir yöntem. Uyarıyı kontrol etmekten kastımız, size şurada bir çizelge göstermiştim, bir çizgi. Şimdi burası boşalma kısmı. Bu kısımla bir işimiz yok. Çünkü burası zaten bedenin verdiği otomatik tepkidir. O yüzden bizim bu kısımla işimiz yok. Ama bizim terapide çalıştığımız kısım şu iki kısım arası. Yani boşalmaya yaklaştığınızda bunu fark edip uyarıları aşağıya çekmek, aşağıya çektiğiniz için de sürenin tamamen size bağlı olması. Yani ister 10, ister 30 dakika, ister 3, ister 5 dakika. Tamamen sizin kontrol edebileceğiniz, kontrolün %100 sizde olduğu bir uyarıyı kontrol etme sürecinden bahsediyoruz. Bu süreçleri nasıl kontrol edebileceğinizi terapi ve eğitimler sayesinde öğrenmiş oluyorsunuz. Evet, terapideki erken boşalmayı nasıl çalışıyoruz? Erken boşalma nasıl engelliyor? Şimdi amaç uyarı sürecini kontrol etmek dedik zaten az önce. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Beden duyumları hakkında bilgi sahibi olmak. Yani boşalmadan önce bedeninizde neler oluyor? Bu durumları tamamen nasıl anlamlandırıyorsunuz? Bu anlamlandırma sürecinde bedeninizdeki farklılıkları nasıl yorumluyorsunuz ve bunları ne kadar fark edebiliyorsunuz? Bunlar hakkında bir farkındalık sağladıktan sonra bu uygulamaları yaptıktan sonra yani farkındalık uygulamalarını yaptıktan sonra cinsel davranıştaki yanlışları fark ediyorsunuz. Bu yanlışlar birçok şey olabilir. Cinsel mitler olabilir, performans kaygısı olabilir, partner kaynaklı yanlışlar olabilir. Sizin geçmişteki yanlış cinsel örüntüleriniz olabilir. Bunların hepsini fark ediyorsunuz. Ve bunları fark ettikten sonra nasıl çözebileceğinize dair de uygulamalar içeriyor eğitim. Ve bütün bunlarla birlikte uyarıyı nasıl kontrol edebileceğinizi net bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi, terapi ve eğitimin farkı nedir? Terapi, aynı şu an burada yaptığımız gibi, tabii ki bu sefer YouTube üzerinden olmuyor. Ben size şu an kullandığım Google Meet programının linkini gönderiyorum. Siz oradan giriyorsunuz ve burada karşılıklı bir şekilde probleminize dair konuları konuşuyoruz. Bu problemin kaynaklarının neler olabileceğini buluyoruz. Ve cinsel bilgilendirme başlayarak yanlış bilgilerle doğrusunu yerine koyuyoruz. Bunlarla birlikte devam eden bir süreç. Eğitim süreci ise kayıt video şeklindedir. Yani bu görselin kaydedilmiş video şeklidir. Terapi almaya zamanı olmayanlar için, böyle bir şeyi yapmaktan çekinenler, kendini göstermek istemeyen, sesini duyurmak istemeyenler için oluşturulmuş bir şeydir. Aynı zamanda terapi çok daha maliyetli bir şeyken eğitim çok daha uygun bir şey haline gelmiş olur. Bunları video kısmında şu şekilde yapıyorsunuz. Yani eğitim kısmında. Burada 13-14 tane videonuz oluyor. 13-14 videoyu aşama aşama yapıyorsunuz. Yani birinci videodan başlıyorsunuz. 2, 3, 4, 5 gibi aşama aşama devam ediyorsunuz. Ve burada aklınıza takılan bir soru olursa, anlamadığınız bir nokta olursa izlediğiniz videoyla ilgili bunları da WhatsApp'tan bana sorabiliyorsunuz. Ben uygun olduğum süre boyunca size bu sorularınızı cevaplandırıyorum. Ve buradaki aşamaları tamamlayarak sonucunda erken boşalmayı artık kontrol edebilir hale gelmiş oluyorsunuz. Benden bu kadardı. Şimdi sizin sorularınızı cevaplayacağım. Buraya yazdığınız sorulara hep beraber bakalım. Evet. Tekrarını yayınlayacağım. Bunu kaydedebiliyorsak eğer ki tekrarını mutlaka yapacağım. Evet. Tamamdır. Şu an sormak istediğiniz sorular varsa bu sorularınızı sorabilirsiniz. Bu sorularınızı, bu yorumlarınızı ben şey yapacağım. Şimdi bu eğitim videoları ben size bu eğitim videolarını paylaşacağım ama bu eğitim videolarını satın aldıktan sonra erişebiliyorsunuz. Yani bu videoları ücretsiz bir şekilde vermiyorum. Burada birazcık başında erken boşalmanın neden olabileceğini
nasıl çözebileceğinizi, nelere dikkat edebileceğinizi, bunlarla ilgili sorularımız oldu. Bunlarla ilgili şeyleri konuştuk. Kaydedebiliyorsak eğer ki YouTube'daki yayını da kaydedeceğim. En başını kaçıranlar oradan izleyebilir. Şimdi ilk cinsel birliktelikte erken boşanma olabilir ama şöyle de bir durum var. Şimdi sizin mastürbasyonlarınızda da süre çok kısaysa bu ilk birliktelik olduğu için kısa oldu diyemezsiniz. Ama mastürbasyonlarda süre uzundur. İlk birliktelikte kısa bir şekilde gerçekleştirmiştir. O zaman burada erken boşanma tanısı almazsınız. Uzun süreli birliktelik olmadığında da erken boşanmayı önleyebilir miyiz gibi bir soru gelmiş. Şimdi hiç evlenmemiş bir bireye de erken boşanma teşhisi konulabilir. Çünkü mastürbasyon alışkanlığınız cinsel birliktelikte nasıl bir birey olacağınızı gösterir. Siz mastürbasyonda kısa bir şekilde boşalıyorsanız cinsel birliktelikte de kısa bir şekilde boşalacaksınız. Hatta belki mastürbasyondan daha da kısa bir şekilde olmuş olacak. Çünkü mastürbasyondaki uyaran birkaç taneyken cinsel birliktelikteki uyaran çok daha fazla. O yüzden uyaran karşısında kendinizi nasıl kontrol edeceğinizi bilmediğiniz için birliktelikte de daha hızlı bir şekilde boşalmış olursunuz. Şimdi ilk ereksiyon sonrası ikinci ilişki için sertleşme sorunu oluyor. Bu bir sorun değildir. Bu vücudun ihtiyaç duyduğu bir süredir. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Burada çözmeniz gereken şey neden ikinciye ihtiyaç duyuyorsunuz? Uzun süre birlikte olunmadığında erken boşanmayı, şimdi uzun süre birlikte olunmadığında erken boşanmayı önlemek bir tık daha zor olabiliyor. Ama bedeninizi buna alıştırırsanız, yani uyarıyı nasıl kontrol edeceğiniz noktasına alıştırırsanız herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi videolara nasıl ulaşacağınızı ben buradaki sohbet kısmından paylaşacağım. Hatta şimdi hemen buradan paylaşıyorum. Buraya da sabitleyeceğim. Buradan rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Cevap vereceğim arkadaşlar herkese. Biraz sabırlı olmanızı istiyorum sadece. Evet, şimdi buradan ben size erken boşalma eğitim kısmı ile ilgili linki paylaştım aşağıdan. Oradan bakabilirsiniz. İlk sefer erken oluyor, ikinci uzun sürüyor. Bunun nedeni de şu. İlk seferde uyarılmaya karşı daha hassassınız. Çünkü eklenti kaygısı, işte olacak mı olmayacak mı kaygıları vesaire gibi durumlar var. Bu durumlar olduğu için de uyarılmaya karşı daha açık ve daha hızlı bir şekilde uyarılırsınız. İkinci de artık beden burada uyarılmaya karşı bir tolerans geliştirir. Zaten erken boşalmada sağlayacağınız şey de şu. İkinciye geçmeden, yani ikinciye ihtiyaç duymadan ilkinde de bu uyarıyı kontrol edebiliyorsanız erken boşalmada herhangi bir ikinci ya da üçüncüye ihtiyaç duymamış olacaksınız. Kontrol etmeye çalışırken ereksiyon kaybı oluyor. Ne yapmalı? Şimdi burada kontrol etmeye çalışırken kullandığınız yöntemin ne olduğunu bilmediğim için ereksiyon kaybının nasıl olduğu konusunda da net bir yorum yapamayacağım. İşte başka şeyleri düşünmek, problem düşünmek, dert düşünmek kontrol etmeye çalışmak değildir. Kontrol etmeye çalışırken çok minimal, partnerinizin asla fark edemeyeceği bir sertlik kaybı yaşanabilir ama bu dediğim gibi partnerinizin fark edemeyeceği bir şey. Böyle tamamen penisteki sertliği kaybediyor olmak kontroldeki yanlış şeyler yaptığınızı gösterir. İlişkide her zaman isteyen taraf olmak erken boşalmaya sebep olmaz. Mastürbasyonlarınızda da erken boşalıyorsunuzdur büyük ihtimalle daha ergenliğinizden beri. O yüzden buna bir sebep olmaz. İleri derece erken boşalma önlenebilir mi? Evet önlenebilir. Çünkü burada zaten bedeninizi nasıl kontrol edeceğinizi öğreniyorsunuz. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar kısa süre içerisinde bedeninizi nasıl kontrol edeceğinizi öğrenirsiniz. Yani
Ya yürümeyi öğrenmek gibi veya işte bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi bir şey olarak düşünmek gerekiyor bunu. Cinsellik olunca çok fazla tabu ya da çok fazla yorum yapabiliyoruz. Çok farklı bir şeymiş gibi gelebiliyor bize. Ama bununla alakası yok. Tamamen bedeni kontrol etmeyi öğrenmek. Evet. Fuat Bey, cevap vermediniz dediniz. Neye cevap vermedim? Tekrar bir sorunuzu yazar mısınız? Cevap vermediniz yazmışsınız. Düzenli ilişkiniz yok, hep değişik partnerlerle ilişki yaşıyorsunuz. Bu bir sebep olur mu? Şimdi bu şöyle bir sebep olabilir. Değişik partnerlerle ne yapacağınızı bilemediğiniz için, nasıl davranacağınızı bilemediğiniz için bir heyecan ve anksiyete durumu yaşayabilirsiniz. Bundan kaynaklı da uyarıyı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ama tek sebep partnerin değişik olması değildir. Aslında kendi uyarınızı nasıl kontrol edeceğinizi bilmediğiniz için erken boşanma yaşarsınız. Performans kaygısından nasıl kurtuluruz? Performans kaygısından kurtulmak için mutlaka doğru cinsel bilgilere ulaşmanız gerek. Yani pornografik içeriklerden ya da onun bunun cinsel deneyiminden edindiğiniz bilgilerin %90'ı doğru olmadığı için bu sizde bir performans kaygısı yaratıyor. Şimdi eğitim şu an indirimli zaten. 4.000 lira normalde ücreti. Şu an için 3.000 liradan devam ediyor. Uyarıyı kontrol etmek için bedeninizdeki hisleri fark etmeniz gerekiyor. Bedeninizde boşalmaya yakın ne gibi değişiklikler oluyor ve bu değişiklikleri tersine çevirmeniz gerek. Örneğin nefesiniz çok hızlıysa nefesi artık normale çevirmek gibi. Göğüs nefesi alıyorsanız, nefes nefese kalıyorsanız karın nefesi, diyafram nefesi kullanarak nefesi sakinleştirmek gibi. Yani adrenalini düşürecek şeyler yaptığınızda ya da kaslarınız çok kasıldıysa bunları rahatlatmak gibi. Bunları yaptıkça bedeninizdeki uyarıyı kontrol edebilir hale geleceksiniz. Şimdi erken boşanma sorunu yok. Sertleşme bir süre sonra yerini. Şimdi burada sertleşme bozukluğu için çok fazla değişken olabilir. Partner değişkeni olabilir, uyarı değişkeni olabilir, herhangi bir fiziksel rahatsızlık olabilir. O yüzden sertleşme sorunu için önce ürolojiyle görüşmemiz gerekiyor. Şimdi partnerinizin neden istekli olmadığını ona sormanız gerekiyor. Bunun sebebini ben bilemem. Birçok farklı şeyden bahsedebiliriz. Şimdi üroloji doktoru evham yapıyorsun demiş. Bu bilimsel bir açıklama değil. Büyük ihtimalle çok fazla elinde size sunabileceği bir tedavi yöntemi olmadığı için sizi geçiştirmiş. Mutlaka eğitim ya da terapi almanızı öneriyorum. Şimdi Abdurrahman Bey, eşinizle olan birlikteliğinizin süresi evet biraz uzun, ayda bir ya da iki demişsiniz. Ama tek neden bu olmayabilir. Yani bu aralarda mastürbasyon yapıyorsanız eğer ki, örneğin ayda bir birlikteliği sadece beklemeyip aralarda mastürbasyon yapıyorsunuz ve mastürbasyona rağmen erken boşanma yaşıyorsanız bu ayda bir kez sayılmaz. Partnerinizle yaşadığınız birliktelik bir ya da ikidir ama sizin cinsel sayacınız her mastürbasyonda sıfırlanmış olur. Yani siz işte ikide mastürbasyon yapıyorsanız ayda bir değil de işte ayda üç birliktelik yaşamış oluyorsunuz bedeninize göre. Şimdi ikinci birliktelikte peniste sertleşme sorunu uyarıyı alamadığınız için. Yani ilk birliktelikte çok fazla uyarı var. Bunu kontrol edemiyorsunuz. Bunu kontrol edemediğiniz için ikinci birlikteliğe ihtiyaç duyuyorsunuz ve ikinci birliktelikte bu sefer uyarı size yeterli gelmediği için sertleşme kaybı ortaya çıkıyor. Şimdi cinsel gücü arttıran ilaçlar ya da macunlar erken boşalma yapar mı? Eğer cinsel gücü arttıran ilacın prospektüsünde yazıyorsa o zaman yapar.
Ama macunlarla ilgili hiçbir şey diyemeyeceğim. Çünkü içeriğinin ne olduğunu, neyin ne kadar olduğunu, yan etkisinin neler olduğunu bilmediğiniz şeyleri bedeninize almamanızı öneririm. Çünkü bu cinsel gücü artıran ilaçların bile kalp krizi yapma riski çok yüksekken macunlar bunların çok çok daha beteri olabiliyor. Şimdi çok istek olması sorun mu? Çok istek olması bir sorun değil. Ama orgazm ve boşalma arasında bir fark vardır. Siz erken boşalmaya sahipseniz orgazm duygusuna çok ulaşamazsınız. Yani mental olarak bir doyum noktası yoktur. Sadece bedensel bir boşalma durumu gerçekleşmiştir ve bu sizi çok kısa süre içerisinde tutar. Yani isteğiniz tekrar tekrar yenilenir. Çünkü orgazm dediğimiz zihnen ve bedenen rahatlama durumunun zihnen kısmı erken boşalmada pek sağlanmaz. Çok hızlı olduğu için bir anda ne olduğunu anlamadan boşalmış olursunuz ve bu da sizin orgazm hissini yakalayamamanız, bunu hissedememeniz demek oluyor ve hissedemediğiniz için de çok fazla istekli oluyorsunuz temelde. İnternette satılan cinsel performans ürünleri sağlık açısından zararlı mı? Bence bir doktorun reçete ettiği şeylerin bile sağlık açısından bu kadar çok yan etkisi ve zararı olabiliyorken merdiven altı üretim diye tabir ettiğimiz ilaçlara lütfen paranızı vermeyin. Yani hayatınız bu kadar önemsiz olmamalı lütfen. Şimdi 4 yıldır psikiyatri ilaç kullanıyorum. İsteksizlik. Anlamadım burada. İsteksizlik ne sorunu oluyor? Bir tekrar yazar mısınız? Şimdi boşalmaya yakın kasları kasmak, boşalmayı engellemek, erken boşalmaya yakın kasları kasarsanız daha çabuk boşalırsınız. Çünkü bedeninizde orada enerjiyi daha da yükseltmiş oluyorsunuz. Kasları rahatlatmanız lazım ki boşalma kısmındaki uyarınız azalmış olsun. Şimdi Kegel egzersizi sadece Kegel egzersizi yapıp bırakırsanız bir işe yaramaz. Kegel egzersizi çok başlangıç egzersizidir. Oradaki kası fark etmeyi ve orayı nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenme yöntemidir. Bunu cinsel birlikteliğe nasıl uygulayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Partnerin bizi anlaması için ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Partnerinizle konuşmanız gerekiyor. Yani partnerinizi tanımıyorum, ilişkinizi tanımıyorum, nasıl bir dinamiğiniz var bilmiyorum. Böyle şunu yapın, bunu yapın demek çok büyük konuşmak olur. Sünnetin erken boşalmaya neden olduğunu okumuştum. Doğru mudur? Şimdi şöyle, sünnette olan birçok erkek erken de boşalmıyor. Yani tek neden bu değil. Avrupa'da cinsel eğitim çok küçük yaşlarda başladığı için, yani çocuklar 10 yaşından sonra cinsel eğitim aldıkları için nasıl mastürbasyon yapmaları gerektiğini, nasıl birliktelik yaşamaları gerektiğini, bedenleri konusunda nasıl davranmaları gerektiğinin farkındalar. O yüzden de bizim gibi bilinçsiz bir cinsel deneyim yaşanmıyor. Yani bizler cinsel eğitim vermiyoruz diye çocuklar cinsellik yaşamıyor gibi bir durum yok maalesef ki. Ve şu an çok çok daha düşmüş bir durumda. Eğitim vermedikçe de bu yaş daha da düşmeye devam edecek. Çünkü çocuklar cinselliği büyümek, yetişkin olmakla eşleştirdiği için çok küçük yaşlara karşı düşmüş oluyor. Ya da en basitinden kendinizden düşünebilirsiniz. Size bu eğitim verilmedi. Siz yaşamaktan vazgeçtiniz mi? Hayır, yaşamaya devam ettiniz. O ya da bu şekilde. O yüzden orada sünnetli olmak olmamak açısından bu kadar net keskin bir çizgi de yok. Yani siz sünnet oldunuz diye ömrünüz boyunca erken boşalacağınızı düşünüyorsanız yanlış olur. Bu uyarıyı kontrol edemediğiniz için ömrünüz boyunca erken boşalırsınız. Çünkü benim terapide çalıştığım ve eğitimleri satın alan birçok danışanı erken boşalma problemini çözüyor. Yani eğitim aldıktan sonra sünnet olma durumunun herhangi bir etkisi olmuyor. Kegel egzersizini YouTube'a yazıp araştırabilirsiniz. Şimdi doktorunuz size bir ilaç önerdiyse bu ilacı kullanmanız gerekir. O yüzden kafanıza göre ben almalı mıyım, almamalı mıyım vesaire gibi düşünmemeniz gerekiyor.
Evet, gittiniz, ilaç fayda etmedi, 2000 lira verdiniz. Evet Selahattin Bey, ben de bundan bahsediyorum zaten. Oradaki ilaçların hepsi işe yaramayabilir. İnternetten aldığınız birçok şey işe yaramayabilir. Şimdi Fuat Bey, isteksizlik var demek istediğiniz. Kullandığınız ilaç aşırı erken boşalma oluyor. Şimdi isteksizlik ilacın yan etkisi zaten. İlaç sizde yan etki yapıyor ama sizde uyarılma konusunda bir yan etki yapmadığı için sadece kullandığınız ilaç sizde bir yan etki yapıyor. Şimdi bu ilacı ne için kullandığınız önemli. Eğer bunu erken boşalma için kullanıyorsanız bu ilacı bırakıp farklı yöntemler araştırmanız gerekiyor. Yani gidin terapi alın, bu sorunu uyarılmayı çözün ve bitsin. Bu durumla uğraşmayın. Ama farklı nedenlerle kullanıyorsak psikiyatristinize gidin ve bunun böyle bir yan etki yaptığından bahsedin. Farklı bir grup ilacı versin ve ihtiyacınız yine karşılansın. Şimdi kasları nasıl rahatlatırız? Kasılmanın önüne nasıl geçeriz? Çok basit. Elinizi sıktığınızda bu şekilde gevşetiyorsanız kaslar sıkılıyken de serbest bıraktığınızda gevşemiş olacak. Evet, başka sorusu olan var mı? Şimdi sorularınızı buradan net bir şekilde cevaplamak istiyorum. İster eğitimle ilgili, ister bireyselle ilgili ama tekrar tekrar eskiye de dönmek istemiyorum. Zaten yayınımızda kaydedilmiş olacak. Kaydedilirse de direkt paylaşmış olacağım. Yani YouTube'da var olmuş olacak. Kaçıranlar oradan izleyebilecek. Varsa sorularınızı alayım, yoksa yayınımızı sonlandıralım. Tamam, Fuat Bey, depresyon için kullanıyorsanız o zaman yapacağınız şey hekiminize gidiyorsunuz ve bu ilacın sizde aşırı isteksizlik yaptığını, başka bir ilaçla değiştirip değiştiremeyeceğinizi soruyorsunuz ki genelde başka grup ilaçlar verebiliyorlar. Başka bir grup ilaç deniyorsunuz. Depresyonunuz tedavi olurken erken boşalmayla ilgili eğitim alıp ya da terapi alıp erken boşalmayı da çözebilirsiniz. Şimdi ön sevişme sırasında ilişkiye girmeden boşalıyorsunuz. O zaman burada mutlaka uyarılma sürecini öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için de terapi ya da eğitim almanız gerekiyor. Şimdi aynı zamanda ikinci birleşme olmuyor. Bu bir problem değil. Bu bedenin elektrolit dengesini sağlamak adına yaptığı bir süreye ihtiyaç duyma eylemi. Yani vücudunuz bir makine değil, doldur boşalt mekanizması değil ve bedeniniz burada elektrolit dengesini sağlaması gerekiyor. Bazen daha kısa süreye ihtiyaç duyarken bazen daha uzun süreye ihtiyaç duyabilirsiniz. İkinci birliktelikte yeteri kadar sertliğe de ulaşamayabilirsiniz, yeteri kadar haz da alamayabilirsiniz. Bunların hepsi gayet normaldir. Burada yapmanız gereken şey erken boşalmayı tedavi etmek. Uyarıyı nasıl kontrol edeceğinizi bulmak. Şimdi süre tamamen çifte bağlı. Çift hangi süreden tatmin oluyorsa o süre çift için idealdir. Şu süre, bu süre, şu kadar şu olmalı, bu kadar bu olmalı. Bu keskin kalıplardan lütfen uzak durun. Herkesin cinselliği ve cinsel hayatı sizinkiyle aynı olamaz. Çünkü hiçbirimiz aynı hayatları yaşamıyoruz. Ya da hiçbirimiz aynı gün, başka gün fark etmez. Aynı şekilde uyanmıyoruz. Birçok farklılığımız var. O yüzden süre tamamen kendi isteğinize kalmış. Yaşla ilgili erken boşalma sorunu olur mu? Yaşın erken boşalmayla ilgili herhangi bir sorunu olmuyor ama erken boşalma problemini çözmek adına ne kadar uzaklaşırsanız zamanla süreniz o kadar çok kısalıyor. Çünkü beden bu sefer daha kısaya uyumlanıyor. Şimdi Fuat Bey, psikiyatri ilacı kullansanız da kullanmasanız da benim videolarımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Siz depresyon için kullanıyorsunuz bu ilacı. Dediğim gibi isteksizlik açısından bunu hekiminizle konuşup başka bir ilaca geçersiniz. Videolarda işe yarar. Zaten profildeki erken boşalma kısmında birçok danışanımın dönüşlerini de sizinle paylaştım. Bekarsanız erken boşalma sorunu var. O zaman Yunus Bey, ya terapi ya da eğitim almanız gerekiyor. Şimdi burada sabitlenenlerde eğitimin linki var. Ya da profilde erken boşalma eğitim olarak yazıyor. Oradaki linke tıkladığınızda oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, terapi alacaksınız. Nasıl iletişim kurabilirsiniz sizinle? Fuat Bey, açıkça yazın. İşte ben terapi almak istiyorum. Videodan geldim vesaire gibi. Asistanım Ece Hanım yarın mutlaka dönüş yapar size.
Şimdi çok istekliyim sorusunu cevapladınız. Ne yapabilirim? Çok istekliyseniz ve erken boşanmanız varsa erken boşanmayı tedavi etmeniz gerekiyor. Erken boşanma problemi geçtikten sonra yani orgazm duygusunu yaşadıktan sonra zaten bu kadar istekli olmayacaksınız. Uğurcan Bey, yayının kaydını yapabilirsem, çünkü bu benim şu an yaptığım ilk ekran paylaşımı, YouTube yayını yapabilirsem ekleyeceğim mutlaka. Bunu da zaten paylaşacağım. Mehmet Bey, evet, bunu anlatıyoruz. Terapi var, eğitim var. Tamamen size kalmalı. Eğitimin başarı oranı %99 arkadaşlar. Çünkü eğitimde size ilaç satmıyoruz. Herhangi bir krem satmıyoruz. Herhangi bir işe yaramayacağını düşündüğümüz bir şey satmıyoruz. Sadece fizyolojik bilgiler, doğru cinsel bilgiler ve bedeninizi nasıl kontrol edebileceğinizle ilgili bilgiler yer alıyor. Yani eğitimi aşama aşama oradaki gibi gerçekleştirip gerçekleştiremediğinizde, aklınıza takıldığında bana sorular sorarak devam ederseniz %99 oranında bir başarı oranınız var. Çünkü bedeninizi nasıl kontrol edeceğinizi öğreniyorsunuz bu eğitimin sonucunda. Evet Tuncay Bey, sorunuzu görmedim. Çok özür dilerim. Şimdi okuyorum. Şimdi boşanma bir kez gerçekleşir. O da meninin gelmesiyle olur. Yani böyle parça parça geciktirme yok. Biz zaten terapide ya da diğer yöntemler, ilaç ya da uyuşturucu kremler fark etmez. Bunların hepsi sizin uyarılma sürecinizle ilgili, boşanma sürecinizle ilgili değil. Boşanma sürecini hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Çünkü bu bir onur ilk refleksidir. Siz boşanma noktasına geldiğinizde artık sizin kafanızı da kesseler o boşanma gerçekleşir. Çünkü bu bir onur ilk refleksidir. Ama burada uyarılmayı kontrol ederseniz o kısma gelmeden neler yapabileceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi eğitim mi, terapi mi? Bu tamamen size kalmış oluyor. Görüşme için birincisi maddiyatınızın uygun olması gerekiyor. Çünkü bireysel terapi sadece sizinle olduğu için, sadece size zaman ayrıldığı için eğitime göre daha pahalı. Ortalama 5-7 seans sürer. Şu an için güncel seans ücretimiz 1000 liradır ve her seans için 1000 lira ödemesi yaparsınız. Haftalık ya da 2 haftaya bir, 3 haftaya bir gibi seans sıklığını da belirlemiş oluyoruz. Şimdi bu kadar maddiyatınız yoksa ya da atıyorum zamanınız yoksa, çünkü bireysel terapide şu an burada yaptığımız gibi karşılıklı bir görüşme yapıyoruz. Tabii ki siz şu an burada yazıyorsunuz ama birebir sizinle görüşme yapıyoruz. Buradaki sorunları tespit ediyoruz, neler yapabileceğinizi tespit ediyoruz, bunlar hakkında geri dönüşler yapıyoruz sizinle birlikte. Bireysel terapi böyle bir şey. Eğitim ise vakti olmayan ya da bu kadar çok maddiyat ayıramayacak kişiler için sunulmuş bir seçenek. Eğitimde daha çok vaktiniz yoksa ve uygulayacaksınız. Çünkü eğitimde de bana direkt soru sorabiliyorsunuz zaten. Yine benimle sorularınızı, kaygılarınızı paylaşabiliyorsunuz. Bunlar üzerinden ben size cevap veriyorum. Ya da video ile ilgili işte şu kısımları tekrar izlemeniz gerekiyor gibi direktifler veriyorum. Bunları her iki türlü de sonucu erdirebiliyorsunuz. Eğitim yapma amacım aslında birazcık daha buna maddiyat ayıramayacak insanlara çözüm sağlayabilmek. Çünkü piyasadaki saçma sapan macunların fiyatı bile uçup gitmişken bizim %100 ya da %99 diyeyim, yalan olmasın, %99 çözüm sağlayan bir eğitimi şu an için 3000 liraya düşürdük. Normal fiyatı 4000'di. Bu fiyatı satıyorsanız bence çok da acımasız ya da çok da zor bir şey değil. O yüzden tamamen size kalmış. Eğitim belli bir noktaya kadar tek taraflı. Sonrasında partneriniz olursa onunla nelere dikkat etmelisiniz? Onunla nasıl pratikler yapmalısınız? Bedeninizde partnerle birlikteyken nelere dikkat etmelisiniz kısmı da var. Yani bireysel kısımlara kadar tamamladığınızda yine aynı sonucu almış oluyorsunuz. Çünkü cinsellik beden ve zihin arasındaki bir birleşimden oluşur. Sadece penise gelen uyarılar değildir. Zihniniz bunu nasıl kontrol edeceğini otomatikleştirdiği zaman partnerle birliktelikte de yine aynı tepki verirsiniz. Yani bunu şöyle düşünün. Araba sürmeyi biliyorsunuz. Kendi arabanız dışında başka arabayı süremezsiniz gibi bir şey var mı? Hayır, istediğiniz her arabayı sürebilirsiniz. O zaman burada
Zihninizde cinsellik konusunda kendi bedeninizdeki ne yapacağınızı öğrendiğiniz zaman diğer partnerlerle, diğer bedenlerle kendi bedeninizi nasıl kontrol edeceğinizi de bilmiş olacaksınız. Memduh Bey, sorunuzu görmedim. Tekrar ederseniz. Şimdi zihin birleşmede direkt boşalmayı hedefliyor. Nasıl atlatacağız? Bunu atlatmak için mutlaka terapi ya da eğitim almanız lazım. Evet, şimdi geciktirici sprey krem kullandığınızda uzun sürüyor ama bunu yapmazsanız kısa sürüyor. Çünkü siz onları kullandığınızda o bölgeyi uyuşturuyorsunuz. Yani o bölgeye mesela sünnet falan da yapılabilir o kremleri sürdüğünüzde. Çünkü analjezik krem ya da o bölgeye iğne falan da yapılabilir o kremleri sürdüğünüzde. Çünkü hissetmiyorsunuz. Hissetmediğiniz için orada o süre uzun sürüyor ya da çok çok az hissettiğiniz için orada o süre uzun sürüyor ama bu sürenin kontrolü yine sizde değil. Yani ne kadar devam ederseniz edin, ne kadar işte hızlı olmaya çalışırsanız çalışın, o kremin etkisi bedeninizden azalana kadar, o kremin etkisi geçene kadar boşalmaya yaklaşmanız biraz zor olmuş oluyor. Yani burada amaç aslında ne kadar uzun sürdüğü değil. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar sürdüğü olmalı. İster uzun ister kısa. Çünkü her gün ya da her partnerle aynı sürede birlikte olmak iyi gelmeyebilir. Günde 3 kez boşalmak sağlıklı değil. Çünkü elektrolit dengesi vesairesi gibi kısımlarda sıkıntı oluyor ve burada bir mastürbasyon bağımlılığından söz edebiliriz ya da seks bağımlılığından söz edebiliriz. Eğer böyle bir durumunuz varsa bir psikiyatri ve psikolog eşliğinde terapi almanızı şimdi 2 yıldır ereksiyon problemi yaşıyordum. Bu problem ürolojiyle mutlaka bir incelenmesi, görüşülmesi gereken bir konu. Şu an erken boşalma sorunum başladı. Ereksiyon düzeldi. Şimdi erken boşalma sorunu ile ilgili dediğim gibi eğitim ya da terapi alabilirsiniz. Arkadaşlar, Kegel'de dikkat etmeniz gereken net bir direktif yok. Çünkü Kegel çok basit bir şey. Kegel kaslarını sıkıp bırakıyorsunuz, bu kadar. Ama Kegel yaptınız diye erken boşalmayı önleyeceksiniz diye bir şey yok. Yani tek başına Kegel'le keşke çözülseydi. O zaman hiç kimse bu kadar şeyle uğraşmazdı. Bu kadar işte yok şu dolgusu, yok bu şeyi, yok bilmem neyi gibi sizi kandıran şeylere uğraşmazdınız. Sadece Kegel yapardınız, biter. Yani burada Kegel çok başlangıç egzersizidir. Sadece oradaki kasları fark etmenizi sağlar. Murat Bey. Yani şu an 56 dakika olmuş. Biz 56 dakikadır erken boşalmanın tam olarak ne olduğunu konuşuyoruz. O yüzden bir 56 dakika daha konuşamayacağım. Özür dilerim. Evet. Şimdi var mı sorularımız? Sayımız da bayağı azaldı. Sorumuz yoksa yayını sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayının kaydını da mutlaka koymaya çalışacağım. Yayının kaydını koyduktan sonra izleyemeyenler veya orasını, burasını, başını, sonunu, bir yerini kaçıranlar olursa bunlar buradan da rahatlıkla takip edebilirsiniz. Dediğim gibi erken boşalmada 2 seçenek vardır. Birincisi terapi almak, ikincisi eğitimi satın almaktır. Bunlar dışında yaptığınız hiçbir şey problemi çözmez. Sadece problemi ötelemeye çalışmanız, kontrolü başka bir şeye vermenizdir. Tamamen bir çözüm getirmez. Çözüm istiyorsanız, kontrolün sizde olmasını istiyorsanız, hayatınızın herhangi bir döneminde tekrardan böyle bir sorun yaşamak istemiyorsanız, mutlaka bu süreçleri fizyolojik anlamda ve sağlam, iyi, gerçek cinsel bilgilerle değiştirerek keşfetmeniz gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, uyarılmanın sadece dokunma yoluyla olmasına gerek yok. Zihinsel anlamda düşünmenizde bir uyarı çeşididir zaten. Tamamdır. Ben yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. İzlediniz, bu kadar konuştum, başınızı şişirdim. Bunların hepsini dinlediniz. Tekrardan çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diğer yayınlarda. Ara ara böyle etkinlikler düzenlemeye çalışacağım uygunluğum olduğu sürece. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.